Sevgili 11. sınıf öğrencilerimiz merhaba. Bildiğiniz gibi fizik derslerimizi Milli Eğitim Ders Kitabından işlemeye devam ediyorduk. Malum en son kaldığımız nokta eğik düzlem. Eğik düzlem konusuyla alakalı konumuza devam edelim. Burada eğik düzlemin öncelikle tanımını yapmış. Bir kenarının alçak, diğer kenarının yüksek bir yere dayanmasıyla elde edilen eğimli yola eğik düzlem adı verilir. Eğik düzlem şeklinde biraz büyütelim. Bir yükü bir noktadan başka bir noktaya yükseltebilmemiz için gereken en basit düzenektir. Bu düzenekte amaç kuvvetten kazanç sağlamaktır. Daha önceki derslerimizde biliyorsunuz basit makineler konusunun en başında kuvvet kazancının nasıl hesaplandığından bahsetmiştik. Kuvvet kazancının bir sembolü yoktu. Dolayısıyla kısaltarak KK şeklinde yazıyoruz. Kuvvet kazancımız mevcut yükün kuvveti oranıydı. Yük bölü kuvvet oranıydı. Sembollerle yazacak olursak yükü P harfiyle, kuvveti de F harfiyle sembol edersek P bölü F oranıdır. Eğer bu orantı birden büyükse kuvvetten kazanç olacaktı. 1'e eşitse kuvvetten kazanç ya da kayıp olmayacaktı. Eğer birden küçükse de kuvvetten kayıp olacaktı. Şimdi eğik düzlem üzerinde ağırlığı G olarak verilmiş bir yükü görüyorsunuz. Yükün ağırlığı G ile gösterilmiş. Kuvvetleri ben tekrar şekil üzerinde göstereyim. Ağırlığı G olan bu cismin eğik düzlem üzerinde iki tane bileşeni olacak. Ağırlık bileşenleri olacak. Bu bileşenlerden bir tanesi bu cismin aşağı doğru kaymasını sağlayan bileşen. Bu bileşeni hesaplarken ağırlığını aynen alıyorsunuz. Eğim açısı olan alfa açısını sinüse çarpıyorsunuz. G çarpı sinüs alfa. Bir de bunun eğik düzleme dik bir bileşkesi var. Bu dik bileşkesini hesaplarken de açının kosinüsünü kullanıyorsunuz. Burası G çarpı kosinüs alfa. Bu G kosinüs alfa bileşkesine daha önce dinamik konusunda sürtünme kuvvetini hesaplarken kullanmıştık. Sürtünme kuvveti sürtünme katsayısıyla zeminin normal kuvvetinin çarpımıydı. Yani bu kuvvet normal kuvvetidir. N harfiyle göstereceğimiz bir kuvvettir. Fakat basit makineler konusunda sürtünmeleri ihmal ederiz genelde. Ve sürtünme kuvvetiyle bir işimiz olmadığı için normal kuvvetiyle de işimiz olmayacak. Burada işimiz kuvvetle ağırlığın sinüs alfa bileşkesi. Bu ikisini eşitleyeceğiz. Yukarı yönde çeken F kuvvetimiz bunu dengeliyorsa, sabit hızla gidiyorsa ya da yerinde duruyorsa bu cisim bir denge durumu söz konusudur. Bu durumda F eşittir G çarpı sinüs alfa olur. Burada sinüs açı değeri açının karşı dik kenarı olan H'ın hipotenüs değeri olan L'ye oranıdır. Eğik düzlemin uzunluğunu L ile sembol edersek sinüs alfa H bölü L'dir. Getirip ifadede yerine yazarsanız F eşittir G çarpı H bölü L olur. Son tahlilde burada kuvvetli ağırlık arasındaki ilişkiyi F çarpı L eşittir G çarpı H olarak da belirtebiliriz. Dolayısıyla burada kuvvetle ağırlık arasındaki ilişkiyi uzun uzun her seferinde böyle ispat etmeniz gerekecek ihtimal ama ezberleyebilirsiniz bunu. Ezberlemesi şu şekilde daha kolay. Uyguladığımız kuvvete paralel olan L uzunluğuyla çarpımı kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir ağırlıkla ağırlığa paralel olan H yüksekliğinin çarpımı G çarpı H. Burada kuvvet kazancı ifadesi şöyle yazılır. Yükün kuvveti oranı G bölü F. G'yi F'e oranlarsanız L bölü H olur. Bu orantı kesinlikle birden büyüktür ve kuvvetten kazanç vardır. Eğik düzlem kuvvetten kazancın olduğu bir basit makinedir. Bununla alakalı bir örneğimiz olacak. Örneğimizi öncelikle şöyle bir büyütelim, gösterelim. Sürtünmesi eğik düzlemde şekli sağ tarafta ekrana sığması için önce sorusunu okuyacağım. Sürtünmesi eğik düzlemde 5 kilogram kütleli K cismi ile L cismi 20 Newton büyüklüğündeki kuvvetle dengelenmektedir. L cisminin ağırlığı kaç Newton'dur diye soruyor. Evet. Şekle bakalım. K cisminin kütlesi 5 kilogram ve sistemde 20 Newton'luk bir kuvvetle denge sağlanmış. Yukarı yönde uygulandığını görüyorsunuz kuvvetin. L cisminin ağırlığını soruyor bize. Öncelikle
Buradaki başlangıç noktanız eğik düzlem üzerindeki K cisminin ağırlık bileşenlerini bulmak olsun. Bu cismin aşağı yöndeki ağırlığı Mg'den 50 Newton yapacaktır. Ağırlığının eğik düzleme paralel olan aşağı yöndeki çeken bileşkesi biraz önce bahsettiğimiz gibi şuradaki açının sinüsünü alacaksınız. Cismin ağırlığı çarpı sinüs 53 olacak. Sinüs 53'ün sayısal değeri 0,8'dir. Bu iki sayının çarpımı da 40 Newton yapar. Şimdi F kuvveti K cismini yukarı yönde itmeye çalışıyor. L cismi sabit bir makaraya bağlı. L cisminin ağırlığı da ML çarpı G olacak. Yani G yer çekimi memesini soruda bize 10 olarak vermişti. Yani 10 çarpı ML olacaktır. Dolayısıyla burada L cisminin bağlı olduğu ipteki gerilme kuvveti denge durumundan yukarı doğru çeken 10 ML'lik bir değer olacak. 10 ML. Yukarı doğru çeken F kuvvetinin büyüklüğüyle 10 ML'nin toplamı aşağı yönde çeken 40 Newton'luk K cisminin ağırlık bileşkesine eşit olacaktır. Tabi burası Newton biriminden. K cisminin ağırlık bileşeni Newton biriminden. Biz burada isterseniz 10 ML yerine GL ifadesini kullanalım. Yani L'nin kütlesini daha sonra hesaplarız. Burada F kuvvetinin büyüklüğü ne olacaktır arkadaşlar? F kuvvetinin büyüklüğü daha doğrusu 20 Newton verildiği için F kuvvetinin büyüklüğü 20 Newton'sa o zaman GL değerimiz 20 Newton olacak. O zaman L cisminin kütlesi de 2 kilogram gibi bir değer alacak. Burada L cisminin çözümü var zaten sorunun gördüğünüz gibi. Ancak biz biliyorsunuz sınıfta çözümleme yaparken de bu soruları çözümü yokmuş gibi tekrardan çözüyoruz. Şeklini daha sonra geleceğim. Önce soru kökünü bir okuyalım. Alıştırmamız var bir tane. Sürtünmesi eğik düzlemde 4 kilogram kütleli cisme F1, F2 kuvvetleri şekildeki gibi uygulanmaktadır. F1 kuvvetinin büyüklüğü 20 Newton olduğuna göre cismin dengede kalabilmesi için F2 kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton olmalıdır demiş. Evet. Cismin kütlesi 4 kilogram. F1 kuvvetinin büyüklüğü de 20 Newton şekli görüyorsunuz. Bu şekil üzerinde hemen işlemlerimizi yapalım. Öncelikle deminki soruda yaptığımız gibi şunu alışkanlık haline getirebilirsiniz. Eğik düzlem üzerindeki bir cismin ağırlığını yere doğru gösteriyorsunuz. 40 Newton. Bunun ağırlığının eğik düzleme paralel olan bileşkesini bulurken eğim açısını sinüs ile çarpacaksınız. 40 çarpı sinüs 37. Sinüs 37'nin sayısal değeri 0,6 olduğu için bu kuvvetimiz 24 Newton olacak. Şimdi F1 kuvvetinin bileşenlerini ayırmaya çalışalım. F1 kuvveti gördüğünüz gibi yatay eksende, daha doğrusu eğik düzleme paralel olan eksende 53 derecelik bir açıyla uygulanmış. Bu noktadan bu kuvvetin bileşenlerini ayırırken F1 kuvvetinin bu bileşkesi, çünkü kuvvetlerin hepsini F1'i, ağırlığın eğik düzleme paralel bileşkesini ve F1'in eğik düzleme paralel bileşkesini aynı doğrultu üzerine düşürmeye çalışıyorum. F1 kuvvetinin bu bileşkesi 20 çarpı kosinüs 53 yapacak. Kosinüs 53'ün sayısal değeri 0,6 idi. Burası 12 Newton olacak dolayısıyla. Denge durumuna göre yukarı çeken kuvvetlerin toplamı aşağı çeken kuvvetlerin toplamına eşit olması lazım. Yani yukarı yönde F1 kuvvetinin bileşkesi olan 12 Newton'luk bir kuvvet değerimiz var. Aşağı yönde ağırlığın 24 Newton'luk bir bileşkesi var. Gördüğünüz gibi. Bir de yukarı yönde çeken F2 kuvveti var. Bu üç kuvvetin eşitliğinden yola çıkarsanız F2 kuvvetinin büyüklüğü 12 Newton olur. F1 eşittir. F1 kuvvetin yatay bileşkesi 12 artı F2 eşittir. 24'ten F2 kuvvetini hesaplayabiliriz. Burada bir örneğimiz daha var. Önce sorusunu okuyalım. Sürtünmelerin önemsenmediği sistemde ağırlığı 20 Newton olan A cismi ile 10 Newton olan B cismi şekildeki gibi dengededir. Teğet gerilme kuvvetinin büyüklüğünü sormuş. Evet, şekli biraz büyütelim. Sorumuzu buradan çözelim. A cisminin ağırlığı 20 Newton, B cisminin ağırlığı tam tersini söyledik, doğru söyledik. A cismi 20 Newton, B cismi 10 Newton. Sorumuzu yanlış okumayalım. Evet, bakalım buna.
Gene demin yaptığımız gibi ağırlığımızı bileşenlerine ayırarak başlayalım. A cisminin ağırlığı aşağı yönde 20 Newton'du. Ağırlığın eğik düzleme paralel olan şu bileşkesinin değeri 20 çarpı şu açının sinüsünü almak zorundayım. 20 çarpı sinüs alfa. Açının sayısal değeri verilmemiş. Ancak sinüs değerini hesaplayabilirsiniz. Sinüs alfa görüyorsunuz şekil üzerinden karşı dik kenar yükseklik bölü hipotenüs 2h. Yani 1 bölü 2 olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla burası 10 Newton'luk bir bileşen olacaktır. B ağırlığımızın 10 Newton olduğunu soruda belirtmişti. Aynı iplerde aynı gerilme kuvveti vardır. Burası da 10 Newton olmak zorundadır. Bu kuvvetin yatay bileşkesi, şurası açının komşu bileşkesi olduğu için 10 çarpı kosinüs 53 olacaktır. Sayısal değeri 0.6 kosinüs 53'ün. Dolayısıyla burası da 6 Newton'luk bir kuvvet yapacak. Şimdi denge olayına geliyoruz. Bu sistemin dengede olduğu bilgisine sahibiz. İpteki gerilme kuvveti yukarı çekiyor. T. Aşağı yönde çeken bir 6'mız var. Aşağı yönde çeken bir de 10 Newton'umuz var. Bu iki kuvvetin toplamı T ip gerilmesinin 16 Newton yapmasını sağlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Sonraki soru değil, sonraki bir konuymuş arkadaşlar. Çıkrık konusuna geliyoruz. Çıkrık şekilde gördüğünüz alet. Tabii ki böyle bir silindirin havada asılı şekilde dönmesini bekleyemezsiniz. Bunun için şöyle bir ek isterseniz çizim yapmak istiyorum. Çıkrık dediğimiz alet bir silindir gövdesi. Bir silindir. Merkezinden geçen bir eksen var. Bu eksen etrafında bu silindir dönebiliyor. Bunun havada kalabilmesi için bunu bir çatal ayak üzerine koyabiliyorsunuz şöyle. Çatal ayaklar etrafında bu eksen dönüyor. Silindirin etrafına bir ip sarılıyor ve ipin ucuna taşımak istediğimiz yük, bu bir kova olabilir, başka bir yük olabilir, bağlanıyor. Şurası kuvvet kolu olarak tanımlanır. R harfiyle gösterdiğimiz yer kuvvet koludur. Bu kolun uzunluğu ne kadar büyük olursa kuvvetimiz o kadar küçük olur. Silindirin yarıçapı da küçük R harfiyle gösteriliyor. Orası da yük koludur. Şurası ise tutmaç. Yani burası elinize tutup çevirdiğiniz yer. Burasının uzunluğunun herhangi bir önemi yok. L uzunluğu kuvveti etkilemez. Bisikletin pedalı gibi. Ayağınızı pedala basıyorsunuz. Merkezdeki mil etrafında dişliği çeviriyorsunuz. Buna benzeyen bir sistem. Basit makineler kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu eşitliğine göre genelde dengeleniyor. Biz bu açıdan, bu perspektiften baktığımız zaman silindiri, işte yükü, kuvvet kolunu falan bu şekilde görebiliyoruz. Fakat baktığımız perspektifi değiştirirsek eğer, yan tarafta bunun çiziminin olması lazım. Evet. Perspektifimiz şurası olsun. Yani nasıl denir? Şu silindirin olduğu açıdan baktığınızı düşünürseniz merkezde bir silindir dairesi, küçük R yarıçaplı. Dışarıdaysa kuvvet kolunun çemberi görüyorsunuz şurası. Şurası da R. Merkeze göre sistemde bir dönme söz konusu veya denge söz konusu, sabit hızda dönebilir, durabilir bu sistem. Sonuçta bir denge durumu söz konusu. Dolayısıyla denge durumundaki sistemde kuvvetin döndürme yönüyle yükün döndürme yönü birbirine ters ve sistem dengede ise kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir yük çarpı yük kolu şeklinde eşitliğimizi yazabilirsiniz. Burada kuvvet kolu ne kadar büyürse dediğimiz gibi kuvvet o kadar küçülecektir ve kuvvetten kazanç o kadar fazla olacaktır. Burada bir formülümüz daha var. Amaç yükü yükseltmek veya alçaltmak. Yükün hareketi burada amaç. Yükün hareket miktarını h ile sembol edeceğiz. Bağlı olduğu silindirin tur sayısıyla çevresinin çarpımıdır bu h. Fizikte genelde bir şeyin sayısını küçük n harfiyle ifade ederiz. İşte basamak sayısı, tur sayısı gibi ifadeleri küçük n harfiyle ifade ederiz. N burada tur sayısıdır. Ç de bu ipin sarıldığı silindirin çevresidir. Silindirin çevre formülünü hatırlarsanız, silindir demeyelim, oradaki kısım daire. Dairenin çevresi 2 pi çarpı küçük r ile ifade edilebilir.
yükün yer değiştirme miktarı da. Bu formüle dikkat ederseniz eğer zamanlı sormazsa soruyor. Kuvvete bağlı değildir yükün yer değiştirme miktarı. Eğer işin içinde zaman varsa tabii ki kuvvet arttıkça birim zamandaki dönme sayısı da artar. Mesela bir matkap gibi. Matkap çok kuvvetli olduğu için birim zamandaki tur sayısı fazladır. Ve birim zamandaki ilerleme miktarı kuvvete bağlıdır. Ama işin içine zamanı katmadığı zaman sorularda yükün yükselme miktarı kuvvete bağlı değildir. Bunu da bir detay olarak vermekte fayda var. Şu an MEP kitabındaki konu anlatımını ve buradaki örneklerin hepsini çözeceğim arkadaşlar. Ancak gene başka bir videoda sadece basit makinelerin tüm konularından bir soru çözüm videosu da yükleyeceğim bunun hemen arkasından. Ondan sonra elektrik konusuna, manyetizma konusuna geçiş yapacağız hızlı bir şekilde, ivedi bir şekilde. Dolayısıyla bu küçük detayları daha sonraki sorularda yine hatırlatacağım, bahsetmiştim diyeceğim. Buraya geçiyorum. Çıkrık mevzusu bu. Çıkrıkla alakalı önce soru cümlesini bir okuyalım. Arkasından soruyu çözelim. Çözümlü bir soru gerçi ama. Ağırlıkları GK ve GL olan KL cisimleri sürtünmelerin önemsenmediği sistemde dengededir. Cisimlerin ağırlıkları oranı kaçtır demiş. Ben bu soruda nacizane bir bilimsel hata olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Çünkü bir detayı okuyorum, dikkat ediyorum. Yani ip normal şartlar altında böyle bir dengede kalmaz. Normal şartlar altında ip böyle bir dengede kalmaz. Neden böyle bir dengede kalmaz? Ondan bahsedeyim. Bu soruda bu ipin buraya bağlanmış olması lazım. Yani böyle bir soru sorabilmek için ipin buraya düğüm atılmış olması lazım. Eğer bu makaranın etrafında dolanan bir halatsa bu, bunun teğet olması gerekirdi. İpin şuradan çıkması gerekirdi. Anlaştık mı? Dolayısıyla şimdi bunu kitabın çözümüne göre çözersek, tabii ki kitabın verdiği cevabı bulacağız. Ama ben açıkçası bu konuda bir bilimsel hata olduğunu düşünüyorum ve kendi çözümü yapacağım. Burada bir düğüm yok sonuçta. Teğet çıkması gerekir. Teğet olan bu ip sonuçta merkezden çizilen şu çizgi diktir daima. K ağırlığının merkeze olan uzaklığı büyük kasnağın yarıçapı kadardır. Yani GK çarpı 3R kadardır. K'nin döndürme yönüyle L'nin döndürmek istediği yön zıt yönler ve sistem dengede olduğuna göre bunların torkunu eşitleyeceksiniz birbirine. Eşittir GL çarpı L ipinin mavi kasnağın merkeze olan uzaklığı da küçük R harfiyle gösterilmiş. Gördüğünüz gibi GK bölü GL oranı buradan 1 bölü 3 gelir. Şimdi burada benim cevabım 1 bölü 3. MEP kitabınızı açın, inceleyin. Eğer kitabınız okulda kaldıysa İndirmeniz kolay. Bilgisayarda indirebilirsiniz internetten MEP kitabını. Oradan takip edebilirsiniz. Ancak gördüğünüz üzere bunun cevabını 5 bölü 9 olarak vermiş. Buradaki çözümü inceleyebilirsiniz tabii ki. İpi oraya düğüm olarak attığını düşünüyor. Düğüm olarak atıldığı zaman tabii ki GK'nın düşey ve yatay bileşenlerini ayırmış. Yatay bileşkenin döndürme etkisi yoktur torka göre. GK cos 37'nin döndürme etkisi yoktur. Çünkü bu kuvvet merkezden geçiyor. GK sinüs 37 ile 3R'nin çarpımını GL çarpı R'ye eşitleyerek çözmüş. Ama dediğim gibi ipin burada düğüm atılmış olması lazım. Normal şartlar altında ip buradan T çıkması gerekirdi. Bilimsel bir hata olduğunu düşünüyorum. Ya oraya düğüm atıldığını belirtmesi gerekirdi soru cümlesinde. Onu belirtmediği için ben kendi çözümü yaptım arkadaşlar oraya. Bakalım burada şeklimiz var. Şekli anlamadan önce soru cümlesini bir okuyalım. Çıkrık sisteminde ağırlığının büyüklüğü 3G olan cisim G büyüklüğündeki kuvvetle ancak dengelenmektedir. Ancak. Çıkrık silindiri R, çıkrık kolu 5R yarıçapa sahip olduğuna göre çıkrığın verimi kaçtır diye sormuş. Evet, çıkrığın verimini sormuş arkadaşlar. Verim daha önceki haftalarda, daha önceki konularda vermiş olduğumuz bir formüldür. Verimin bir sembolü var. Nü harfi. Yükün kazandığı enerji bölü kuvvetin yaptığı iştir. Bu soruda yükün büyüklüğü belli zaten. Yükün aldığı yolu da hesaplayacağız. Kuvvet kolunun
Tur sayısıyla silindirin tur sayısı aynı olmak zorunda. Çünkü aynı merkezli bunlar. Siz pedalı bir devir çevirdiğinizde bisikletin o dişlisi de bir devir dönmek zorunda. Aynı merkezde oldukları için. Buradaki silindirin bir tam tur döndüğünü düşünürsek N eşittir 1 tur dönsün. Buradaki 3G ağırlığındaki yükümüz 2 pi'ye kadar aşağı inecektir. Bu sırada kuvvet kolunda bir tur çevirmek zorunda kalırsınız. Ve kuvvetin aldığı yolda 2 pi çarpı 5R kadar olacaktır. Yükün kazandığı enerji 3G çarpı 2 pi R ile hesaplanırken kuvvetin yaptığı iş G çarpı 2 pi çarpı 5R ile hesaplanır. Gereken sadeleştirmeleri yapalım. 2 pi'lerimiz sadeleşir. R değerlerimiz sadeleşir. G terimlerimiz sadeleşir. Sonuç kaç gelir arkadaşlar? 6 bölü 10. Yani %60 verim olduğunu söyleyebiliriz. Kayıplar sürtünmelerden kaynaklanmış olabilir. Bununla alakalı verimin düşmesini sağlayabilir. Dişli çarklar konusunu ayrı bir video ile anlatmayı düşünüyorum. Önce bu dişli çarklar konusunu anlatacağım. Konunun örneklerini çözeceğim. Kasnakları çözeceğiz. Konu örneklerini çözeceğiz. Bunları çünkü detaylı ve uzun anlatmak gerekiyor. Buradaki sorular o kadar da kolay sorular sayılmaz. Dikkat etmek gerekiyor. Belli formülleri var bunların. Önemli sorular. Arkasından vida. Vida kolay bir konu. Arkasından bu konunun bölüm sonu sorularına geliyor. Bölüm sonu sorularına ödev veririz. Arkasından bir de basit makinelerin genel soru çözümü videosu göndermeyi düşünüyorum. Yani bu konuyla alakalı iki tane daha videonuz olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.